Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Fan alemde olunca kanı takip eden çok değerli, çok kıymetli seyirciler, din kardeşlerim. Kanıma hayırla geldiniz. Hayırla kalınız inşallah. 13 Eylül 2022 günlerden Salı. Yine gecenin bir vakti. Saat 11.30. Gönülden gelen bir muhabbet olsun istedik. Elhamdülillah Cenab-ı Rabbül Alemin rızasını niyet ettik. Ve şimdi çekime başlıyoruz. Bakalım Yüce Allah Azze ve Celle Celaluhu gönlümüze hakikaten ne ekecek? Ektiği o güzelliklerden neler nasipleneceğiz? Biz de siz de inşallah değerli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu bizi yoktan var etti. Huzuruna aldı. Ne kadar güzel bir duygu değil mi kardeşlerim? Allah'ın huzurunda olmak, anımızı onun varlığına beraber yaşamak çok güzel bir duygu. Elhamdülillah. Habibi Kibriyası Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onun çok kıymetli, çok değer verdiği nebisi ve Habibi Kibriyası'dır. O peygambere bizi Allah Azze ve Celle Celle ümmet eylemesi, onun ümmeti olma şerefini bize vermesi Cenab-ı Allah'ın lütfünden ve keremindendir değerli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu o peygamberin ümmetini bile bizzat kendi seçmiştir. Nasıl bizi bizzat kendi hiçtik, yoktan var ettiyse aynı şekilde o seçmiştir. Anlayacağım aslında Allah'ın dediği oluyor. Bu fani alemde. Kul niyet ediyor. Cenab-ı Allah'ın nasip ediyor. Yani Allah'ın dediği oluyor. Allah'ın murad oluyor. Tabii ki de en doğrusu da odur. İşte biz Müslümanlar Allah-u Teala Hazretleri'nin Celle Celaluhu'nun dediğinin olması için bizden istediklerine müsaade edersek inanıyorum ki Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimizdeki hayırlı olan düşünceleri, istekleri devreye girecektir. Ama gel gör, nefis denen zalimin Cenab-ı Allah'la bizim aramıza girmesi oluyor. İşte şeytan da ona devamlı vesvese verip ve ona devamlı üflemesi, ona işte biz yolu biliyoruz deyip de bana kulak ver demesiyle Allah-u Teala Hazretleri'nin yoluna giden biz Müslümanların önünde bir taş misali çıkmıştır. İşte bu şeytanı aşabilmek için Allah-u Teala Celle Celaluhu ne yapmış? Dostları yani mürşidi kamiller vesilesiyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varisçileri vesilesiyle Allah'ın yolunu bildikleri için onların peşine takıldık mı? Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle Allah'ın ilahi rızasına inşallah ulaşanlardan olacağız. Ama gayret ederek, çaba göstererek, birbirimize destek olarak, birbirimize dua ederek. Bu peygamber ümmeti olmuşuz kardeşim. Ne büyük şeref değil mi? Ne kadar güzel bir nimet. Ama gel gör, nefis babayı evladı babayla birbirine düşürmüş. Şeytan, pardon. Kadını kocasıyla, kocasını kadından, çocuğu annesiyle babasını birbirine düşürmüş. Kardeşleri birbirine düşürmüş. Neden? Çünkü nefis ona kulak verdiği için, dinlediği için. Allah-u Teala Hazretleri aslında bize Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de mealini okuduğumuz zaman hep uyarmış bizi. Geçmiş tarihten günümüze kadar insanlar dinleyenler kazanmış, dinlemeyenler hep kaybedenler olmuş. O yüzden Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu dinlemek lazım. Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimizdeki hesabını görmesine müsaade etmek lazım. Düşünün kardeşim. Allah seni yeryüzüne göndermiş. Sana bir görev vermiş. Sana bir mesuliyet vermiş. Seni Allah'ın dininden sorumlu kılmış. Aslında dinini bir nevi Müslümanlara yani bizlere emanet etmiş Cenab-ı Allah. İslam dini bize emanet kardeşim.
Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin irşadında Cenab-ı Rabbül Alemin Celle Celaluhu bize görev vermiş. Bu görevleri yapmak lazım. Bu görevlere samimi olmak lazım. Bu görevlere niyetimizi Allah rızası için niyet edip sımsıkı sarılmak lazım. Bugün bakıyorsun Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dini günümüze kadar gelmiş. Pırıl pırıl, tertemiz. Buraya gelene kadar kaç tane el sebep olmuş değil mi kardeşlerim? Bu İslam dini, İslam dininin bugünlere gelmesi için ne canlar ödenmiş, ne bedeller ödenmiş kardeşim. Bugün görev sırası biz Müslümanlarda. Uyumayalım kardeşim, birbirimizi uyandıralım. Şeytan nasıl nefsi uyandırıyorsa, şeytan nasıl nefsi yoldan çıkartıyorsa, biz de o şeytana kulak vermeyeceğiz. Hep birlikte birbirimize destek vereceğiz kardeşim. Bugün bakıyorum Ümmeti Muhammed ateşe, cehenneme gönüllü koşa koşa gidiyor. Biz de arada kaynıyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım kardeşlerim. TikTok kanallarına bakıyorsun, Müslüman kardeşlerimiz haline bakıyorsun. Diğer sosyal medyada bakıyorsun, Müslüman kardeşim haline bakıyorsun. Yani şeytan, nefis orada saltanat sürüyor kardeşim. Ama buna Allah Azze ve Celle Celal'in dur diyor. Biz Müslümanlar üzerinde. İşte diyorum ki kardeşim, biz birlik ve beraberlik için olalım. Biz birbirimize dua edelim. Kendimize gelelim. Ölüm var. Ölüm. Ölüm başa geldikten sonrası çok sıkıntılı. Eğer bu dünya hayatında Allah'ın dinine hizmet ettiysen, Allah'a yönlendiysen, gayret ettiysen ne âlâ. Kardeşlerim, Cenab-ı Rabbül Alemin bizim üzerimize büyük hakkı var. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bizim üzerimize hakkı var. Biz aslında görevimizi yapmadıkça Allah ve Resulünün hakkına girmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle Celaluhu bizi neden yarattı? Niçin yarattı? Düşünelim. Hadi arkadaşlar, kardeşlerim, canlarım. Düşünelim bakalım. Cenab-ı Rabbül Alem neden bizi yarattı? Niçin bizi yarattı? Bir taş da olabilirdik. Ve hiç yaratılmayan bir mahlukat da olabilirdik. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi yoktan var etti. Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimizde bir hesabı var kardeşim. Cenab-ı Allah'ın bizim üzerindeki hesabını görmesine müsaade edersek Allah Azze ve Celle Celaluhu aranda alışveriş bereketli olur, kazançlı olur, Müslümanlara fayda olur. Aslında Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celaluhu bir sebep halk ederek kendi varlığını hissettiriyor. Nasıl şu an gönülden gelen bir muhabbet, bir video aracılığıyla şu an önünüze geliyorsa, sizi dinleyip keyif alıyorsanız, içinizde bir huzur, Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmeti tecelliyatını hissediyorsanız aynı şekilde biz de hissediyoruz. Çünkü Allah bir sebep halk etti. Sosyal medya ortamına olmasına Cenab-ı Allah müsaade ettiyse, sosyal medya ortamında şeytan ve şeytanlaşmış insanlar saltanat sürdürüyorsa, o ortamlara, o alanları dolduruyorsa, biz de Allah-u Teala Hazretleri'nin Rahman ve Rahim olan sıfatı vesilesiyle biz de o ortamlarda varız kardeşim. Ortamlarda biz boş bırakmıyoruz. Orada bizim canlarımız var. Orada bizim din kardeşlerimiz var. O ortamlarda yuvası yıkılanlar var. Yuvası dağılanlar var. Biz de Allah'ın izniyle ona müsaade etmeyeceğiz. Ve hep birlikte o ortamlarda olacağız. Ve bırakmayacağız. Kardeşim. Ortamlarda ne kadar rezillik olursa olsun, ne kadar günah olursa olsun, biliyoruz ki Allah Azze ve Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Cenab-ı Allah affeder. Ne kadar günah olursa olsun Cenab-ı Allah tövbe etmeye yeterli. Bak şu an dünya hayatında yaşıyorsun. Sağ olsun, bak bu videoyu şu an dinliyorsun. Tövbe etmek zor değil. Allah'a yalvarmak zor değil. Allah'a yönlen. Tövbe istiğfar. Geriye bakma. İşlediğin günahlara takılma. Şeytan, Rahman hilesiyle nefsi devamlı
geriye sardırır. Bak şu günah işledin, bu günah işledin deyip sana kendine bağlamaya çalışır. Kendine bağladıktan sonra bugün namaz kılıyorsan yarın namaz kılmadığını fark edersin. Bugün helal harama dikkat ediyorsan yarın helal işte harama haramın içinde kendini bulursun. O yüzden kurban. Düşmanımız çok bilgili. Bu bir gerçek. Ama o bilgisine güvenerek biz Müslümanlara saldırıyor. Biz ondan daha güçlüyüz. Neden? Çünkü ona o bilgiyi veren Allah Azze ve Celle Celal'in safındayız. Güç bizde kurban. Kardeşlerim güç bizde. O yüzden bu güçleri bir araya gelmesi için gayret ve çaba gösterelim. Şeytan da bu güçlerin bir araya gelmemesi için uğraşıyor. İnanıyorum ki zafer Müslümanlara yani bizlerin olacaktır. Nefisi aradan kaldıralım kardeşim. Müslümanların arasına giren şu nefsin duygularını yani şeytanın istek ve arzularına kapılan nefsin duygularını aradan çıkartalım. Cenab-ı Allah'ın bize istediklerini düşünelim kardeşim. Cenab-ı Allah bizden ne istiyor? Emir olduğunuz gibi dost doğru olun diye Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celaluhu. Cenab-ı Allah'ın bizden istediklerini Cenab-ı Allah'a vermemiz gerek. O nasıl olacak? Biz din kardeşler olarak birbirimizi ikaz ederek, birbirimizi uyararak olacaktır. Birbirimize destek olarak olacaktır. Bir video aracılığıyla gücüm bu kadar yetiyor, biz bu kadar kardeşlerimize yetinebiliyorsak, siz de bu videoyu izledikten sonra siz de sizdeki gücü fark ettiğiniz veya fark etmediğiniz güce yönlenin. Siz de biraz gayret gösterin kardeşim. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, Ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in rızasını, Allah ve Azze ve Celle'nin rızasını kazanması için ne yapalım kardeşlerim? Hep birlikte gayret ve çaba gösterelim. İnsanız, hata yapabiliriz. İnsanız, günaha düşebiliriz. Ama bu demek değildir ki hatadan vazgeçmeyelim, günahtan vazgeçmeyelim. Biz Müslümanız kardeşim. O yüzden Cenab-ı Allah'a yönelelim. Cenab-ı Allah'ın ilahi rızasını kazanmak için gayret ve çaba gösterelim. Ama hep birlikte. Birlikte Allah'ın huzurunda varalım. Birlikte Allah'a dua edelim. Kardeşçe yaşayalım. Doya doya yaşayalım. Stres, zulümden uzak kalalım. İnsanların birbirine üzmesine müsaade etmeyelim. Hep birlikte tek beden, tek ruhuz aslında. Muhammediye ruhuz. Bazı kardeşlerimiz var tek yaşıyor dünya hayatında. Bazı kardeşlerimiz var eşi vefat etmiş. Bazı kardeşlerimizin anne babası da yok. Ama bu demek değildir yalnızız, kimsemiz yok. Biz yalnız değiliz. Biz sahipsiz değiliz kardeşim. Bizim sahibimiz Allah'tır. Azze ve Celle. Seni yaşatması, seni sahipsiz bırakmamasının alameti değildir kardeşim. Sana değer vermesi, sana rızık vermesi, seni sahipsiz bırakmamasının alameti değil midir? Yani anlayacağınız kardeşim, bizi düşünen var zaten. Bizi bilen var zaten. O da Allah Azze ve Celle. O kadar bizi düşünürken, o kadar bizi bilirken, bizim ne işimiz var dışarıya bakmak, dışarıya takılmak, şeytan isteklerine yönlenmeye kardeşim. Bizi düşünene yönelelim. Cenab-ı Allah'a yönelelim. Onun sevgisini, muhabbetini ve ruhumuzda hissedelim kardeşim. Zor bir şey değil. Bir kitabımız Kur'an-ı Kerim açıp okuyalım. Cenab-ı Allah Azze ve Celle'ye konuşalım. Elimizi açalım, dua edelim, yalvaralım. Cenab-ı Allah Azze ve Celle'ye demiyor mu? Yok mu isteyen vereyim? İsteyelim bize Allah'tan. Biz Cenab-ı Allah'tan istedikçe Cenab-ı Allah verdikçe eksilmez. Ama biz birbirimize merhamet edersek Cenab-ı Allah'tan merhamet eder. Cenab-ı Allah'ın da dikkatini çeker. Cenab-ı Allah'ın dikkatini çektiği zaman Cenab-ı Allah keyif yaparsa biliyoruz ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de keyif yapar. Biz onların keyif yapması için ne yapmamız lazım? Onların istediklerine yönelmemiz lazım. Biz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin
yüzüstü hürmetine, yani 18 bin alemin bizde içinde olmak üzere yüzüstü hürmetine nasıl Cenab-ı Allah yoktan var ettiyse, bizim de onlara karşı vefa borcumuzu ödememiz lazım. Karamsar olmayalım. Ya benim günahım çok, onu yaptım, bunu yaptım deyip buna takılın. Bu şeytan Rahman indisidir. Allah günahı çok olanları affeder. Soruyorum. Canlı canlı kızını toprağa gömen var mı kardeşim? Var mı soruyorum. Ama yeryüzünde bunlar yaşandı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, biliyorsunuz kardeşim, kızını diri diri toprağa gömen cani insanların bir tanesi de oydu. Ama o Allah öyle bir Allah ki, Azze ve Celle, onu affediyor, Müslüman olmasına nasip ediyor. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimiz'in 4 tane halifesinden bir tanesi de o oluyor. O yetmiyor, Allah-u Teala Azze ve Celle ona adaletini, simgesini nasip ediyor. O yetmiyor, Cenab-ı Allah onu affettiği gibi onu yeryüzündeyken cennetten müjdelenen sahabeler, 10 sahabeden bir tanesi oldu. Kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Onu affeden Allah Azze ve Celle Celaluhu seni ve bizi affetmez mi zannediyorsun? Günahım çok demeyin kardeşim. Biz aslında Rabbimizi tanımıyoruz. Tanımadığımızı zannediyoruz. Allah çok merhametli kardeşlerim. Dert etmeyin. Niye dert ediyorsunuz ki? Sorunlar, sıkıntılar bunlar olacak, olması gerekiyor. Sorunlar, sıkıntılar zaten bizim imtihanımızdır. Allah'a giderken ödeyeceğimiz bedellerdir. Bugün marketten bir şey alabilmek için nasıl para bir sebepse, Allah yoluna gitmek için de bedeller ödememiz lazım. Bunlar çok çok normal kardeşlerim. O yüzden Cenab-ı Allah'a sevmek, onu yaşamaktan geçer kardeşim. Ne yapmak lazım? Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celle'ye yönelmek. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celle bizi rahmet kapısını açmış sonuna kadar. İstifade edelim kardeşim. Düşünmeyin, dert etmeyin, takmayın kafanıza. Ha diyeceksin ya Recep kardeşim, takmamak elde mi? Evet doğru diyorsunuz, haklısınız ama onun da bir ilacı var kardeşim. Dua et Allah, ya Rabbi bu hali al üzerimden. Cenab-ı Allah o hali almaz mı? Alır tabii. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Sizi Allah rızası için seviyorum. Fani alemde olunca kanalı takip etmeye devam edelim. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize önerelim. Hep beraber ilerleyelim inşallah. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.